Valla Nego, dağlarda biriktirdiğim uzun seneler, biriktirdiğim anılarımı, duygularımı, harmanlanmış halini bir kitapla yayınlamak istedim. O şekilde başladı. Nasıl bir tepki aldın kitabı yayınladıktan sonra? Kitabı yayınladıktan sonra çok güzel döngüler aldım. Çünkü yöremi anlattım, gazoz mevsimini anlattım, çocukluğumu anlattım ve dağlardaki yaşantıyı biraz değindim. Şiirsel olarak bunu yaptım. Ve 1000 taneye ulaştığı zaman, yayın evine çıktığı zaman ikinci kitabımı yazacağım demiştim. Ve öyle oldu. Ondan sonra da 1000 tane olunca da daha önce biriktirdiğim anılarımda öğrendiğim, babamdan öğrendiğim İstiklal Gazisi, Kurtuluş Savaşı Gazisi Melesi İbrahim Çavuş babam olur. Babamdan öğrendiğim ve diğer arşivlerden çocukluğumdan beri ismi geçen, bizim evimde çok ismi geçerdi Sandviçli Şükrü'nü. O şekilde bunu yazmaya karar verdim. Duyulmasını, bilinmesini istedim. Peki Sandviçli Şükrü kim? Kısaca bir anlatalım. Sandviçli Şükrü o günün bir kahramanı diyelim. Kimine göre bir eşkıya, kimine göre bir kahraman. Ama hiçbir zaman eşkıya ile kabadayı ayırmak gerekiyor. Eşkıya şudur, bugün budur ama yarın İpsiz Recep örneği vatanı için, devleti için çok güzel şeyler yapabilir. Sandviçli Şükrü bu memlekette yaşamış ama talihsiz bir olay başından geçmiş. İşinde gücünde çalışırken, ekmeğini kazanırken, ekmeğini denizden çıkarırken başına kötü bir olay geliyor ve kardeşi uğruna katil oluyor. Ve Sinop cezaevine atılıyor. Sinop cezaevinde uzun süre kaldıktan sonra kaçıyor. Sonra gelip burada 15 yıl gibi bir zaman yaşam sürüyor ve hiçbir haksızlığa karışmıyor. Hatta garibanın yanında oluyor, haksızların yanında oluyor. O günün çok değerli, çok sevilen bir insanı. Böyle bir yaşantısı var. Daha sonra bir ihanete uğruyor ve hayatını kaybediyor. Dilden dile, gönülden gönüle hala devam eden bir öyküsü var. Şarkılara konu olan, özellikle Zülfü Livaneli'nin şarkısına konu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şiiri ona da aittir. Ve çok fazla destanlar yazılmıştır onun adına. Demek ki bu da onun çok sevildiğini, garibanın yanında olduğunu, haksızların yanında, haksızlığa isyan ettiğini gösteren bir kahraman. Yazılsın, bilinsin istedik. Dilden dile söyleniyor ama yarın bir gün unutulur. Yazılmayan her şey unutuluyor. Kendi katkılarımla, dokunuşlarımla, babamdan öğrendiğim, buradan İbrahim Balcı, yazar İbrahim Balcı, Allah rahmet eylesin, onun da arşivi de bulduğum bazı gazete küpürleri o gün 1970 yılında ait yazılmış zaten. Bunların birçoğu zaten yazılmıştı ama nasıl olduğu bilinmiyordu. Yani hapishaneden kaçmış ama nasıl kaçmış, buradan Sinop'a nasıl gitmiş, işte neler yapmış sadece kısa notlarla biliniyor. Evet, bir ihanete uğramış. Balözoğlu tarafından ihanete uğramış. Dost tarafından ama nasıl olmuş? Bunları daha böyle bir okunur ve keyifli hale getirmek istedim. Gençlerimizin, insanlarımızın kafasına böyle bu şekilde kalsın diye böyle bir eser yazmaya karar verdim. Peki yazı hayatın devam edecek, başladığın bir şey var mı şu an? Şu anda aklımda hiçbir şey yok ama ihtiyaç duyarsam, bir konunun duyulmasını, bilinmesini istediğim bir konu olursa tabii ki devam etmek isterim ama şu anda aklımda herhangi bir durum, herhangi bir çalışmam yok. Peki bir taraftan siyasetçisin, bir taraftan dalgasın, bir taraftan yazarsın. Üçünü bir arada nasıl tutuyorsunuz? Vallahi bunların hepsinin altyapısında dağcılık yatıyor. Bir deprem vasıtasıyla, 99 depremine yardım etmek amacıyla, arama kurtarmacı olma amacıyla dağcılığa başladım. Ve hepsinin altında dağcılık yatıyor. İşte doğayı keşfettiğin zaman bir ağacı, suyu, böceği, yıldızları, ormanın uğultusunu fark ettiğin zaman
işte bir takım şeyler insana geliyor. Böyle bir yaşam çok kıymetli, hayat çok kıymetli, yaşanmışlar çok kıymetli, tarih çok kıymetli. Geçmişimiz, geleceğimiz, her şey çok kıymetli, daha çok değer veriyorsun. Yani yediğin bir ekmeğin bile lezzetini, bir dilim ekmeğin lezzeti bile seni çok farklı şeylere düşündürebiliyor. Fark edebiliyorsun. Yani bir elmanın kokusunu hissedebiliyorsun. Yerken onu hissedebiliyorsun. Ya da bir domatesin masana nasıl geldiğini, nereden, hangi zorluklarla gelip de masana konulduğunu sadece manavdan alınmış olarak düşünmeyip ta ki resmerlikten işçinin çalışması, o hasat dönemi her şeyini fark edebiliyorsun. Bu da dalcılık sporuyla geliştiğini ben de düşünüyorum. Ve bütün gençlerimizi de önce evet dalcılık sporuyla tanışmasını istiyorum. Bunun için de gayret içindeyiz. Memleketimde, Rize'mde de bu hizmeti veriyoruz bir kulüp olarak. Siyaset zaten doğuştan bir gazi, İstiklal Gazisi'nin oğlu olmak. Mustafa Kemal Atatürk not defterinde ismi olan bir babanın oğlu olmak zaten başka bir şöyle olamaz. Yuvamız belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim merkezi yönetimin olmaktan onurluyum, gururluyum. Gücüm yettikçe de böyle devam edecektir. Ama bu benim siyasi yanım. Olmalı, insanın fikri olmalı. Bunu açık ve net olarak da söylüyorum. Ama bu kitabın bu siyasiyle bir alakası yok. Bu yaşanmış gerçek bir öykü. Bunu sağcısı da solcusu da okuyabilir. Okunması, bilinmesi gereken bir kitap. Evet, ikinci kitabınız burada vatandaşlar sizi görmeye geldi. Neler hissediyorsunuz? Yani işte en güzel tarafı bu. İnanın şu yazdığım, şurada bir yazı yazıyoruz ya işte çok zor benim için. Kitabı yazmaktan daha zor. Çünkü o kadar kıymetli arkadaşlarımı görüyorum ki şu anda. Sağ olsunlar, kalkmışlar, gelmişler. Ve hepsi çok birbirinden kıymetli. Hepsine ayrı ayrı bir şeyler yazmak istiyorum. Duygularım çok derin ama işte sadece keyifli okumalar diyoruz. Saygıyla diyoruz. Ancak böyle kısa kısa biliyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlarımdan bütün bu güzel yerde. İnanın eleştireceğim kendimi de İstanbul Kitap Fuarı'nda insanlar tereyağı almaya geliyor. Minci almaya geliyor. Ankara'da kitap günleri oluyor. Fuar oluyor. Yine aynı şekilde ama inanın bu kadar insan belki de bir araya toplamıyor. Koskoca fuarda. Ama Rize'de evet kim diyor ki Rize okumuyor? İşte okuyor. Rize okuyan bir yer. Burası bizim kitap evi. Kültür evi. İlk kurulan kitap evi Rize'de. Ve çok büyük bir emek. Buranın açık kalması gerekiyor. Ve insanların buraya gelip her türlü kitap burada mevcut. Okumalarını tavsiye ediyorum. Bizim için burası çok büyük bir olay. Belki de bu kitabı yazmama da çok büyük katkısı var. Yani burada büyük yazarları, farklı farklı yazarları burada gördükçe benim de içimde böyle bir istek oluştu. Olabilir. Rize'de kitap fuarları düzenleniyor. Buralara davet ediliyor. Evet, davet ediliyoruz. Güzel şeyler oldu. Belediye başkanımız bu konuda çok duyarlı. Ve güzel bir 10 günlük bir kitap fuarı oldu. Fındıklı Belediye'miz çok güzel bir festival yaptı. İçinde de kitap fuarını koydu. Türkiye'deki Rizeli yazarlar olarak hep oradaydık. Zaten Rize Rize Şair diye bir derneğimiz var. Rize Şair ve Yazarlar Derneği olarak bizi çağırıyorlar. Sağ olsunlar. Fındıklı Belediyesi, Pazar Belediyesi bu sene çok güzel festivaller yaptı ve bizim dağcı arkadaşlarımız ve yazar arkadaşlarımız orada yerini aldılar. Tabii daha diğer belediyelerden de aynı şeyi bekliyoruz diğer ilçelerimizden. Sonra çok vakti zaman gazi sorunu muydunuz? Evet. Herkes, kitabı bugüne geçti mi? Herkes diyor bu önce şu soruyu bir düzeltelim. Herkes bunu dilimi sürttüğünü zannediyor. Ama değil. Ben bir gazi oğluyum. Evet. Meles İbrahim Çavuş'un oğluyum. Kurtuluş Savaşı gazisi. Tabii ki babamdan dinlediklerim o zamanki o yiğitlikler. Yani çocukken oyun oynarlardı. Kavga ederlerdi aralarında. Ben sandıkçı Şükrü olacağım. O zaman Şükrü değil, Şükür derlerdi ismine halk dilinde. Birbirleriyle yarışırlardı. Babamdan bunları defalarca dinledim. Yani bir başkalarını anlatırken dinledim. Evet, kitapta görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Tabii aynı dereden sunuyorsunuz.